Gezi kütüphane, gezici kütüphane nedir? Amacı nedir? Biraz açıklar mısın? Gezici Kütüphane, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığımızın dil halk kütüphanelerine bağlı olarak çalışan, Türkiye'de 36 tane mevcut olan, 26'sı aktif olarak çalışan şu anda seyyar kütüphane hizmetidir. Merkeze uzak bölgelerdeki insanlarımıza, çocuklara, gençlere, insanlarımıza kitap okutmak için, onlara da kitap okuma sevgisini aşılamak için devletimizin sunduğu bir hizmet, bir imkandır. Merkezi kütüphanedeki raf sistemi, kitapları araç üzerinde biz de seyyar olarak getiriyoruz, bu hizmeti veriyoruz. Gezici Kütüphane diğer kütüphanedeki şeyin seyyar olarak yapılması, faaliyetlerin seyyar olarak yapılması, yapılabildiği kadar. Biraz daha kısıtlı imkanlarla o kadar. Sizce avantajları olduğu gibi dezavantajları da var mıdır? Dezavantajı devamı geziyoruz. Bir trafik sorunu olur yani, dezavantaj yoldayız. Yoksa onun dışında dezavantaj kitap okuma sevgisinin peşine geziyoruz. Ve okumaktan zarar gelmeyeceğini biliyoruz. Daha kalkınacağımızı biliyoruz. Okuma sevgisini yaşatacağız. Başka çaremiz yok. Severek yapıyorsunuz herhalde. Alkış istiyorum. Başka konuşmam. Orada çekimde olsun. Buyurun içeride çocuklar da kitap alışverişi için. Geçin. Böyle geçin. Evet. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Oğlum ses. Tamam. Şuraya vurma bir gel. İlk şanslı 5 kişiye de şey çikolata vereyim, bu da benden. Siz Gezici Kütüphane hakkında ne düşünüyorsunuz? Kütüphane, Gezici Kütüphane hakkında yani düşüncelerimiz olumlu. Neden olumlu? Çünkü köy okullarında özellikle bu şekilde yani belli bir süre içerisinde hani belli bir kitabın alınıp belli bir şekilde okunup geri iade edilmesi çocuklarda belli bir sistemi oluşmasına sebebiyet veriyor. Yani okuma alışkanlıkları daha sağlamlaşıyor. Ve daha tatlı okuyorlar. Böyle bir faaliyet olduğundan dolayı da onların monoton geçen günleri daha şey oluyor yani, renk daha katıyor. Renkleniyor. Daha da güzel oluyor. O şekilde daha hevesli ve güzel şekilde yani eğitimlerine bir katkı sağlıyor. Yani okuduğu kitaplar onların zihinsel yapılarını, işte bilişsel gelişimini falan daha olumlu etkiliyor. O şekilde güzel oluyor. Biz de faydalanıyoruz. Mesela yani kütüphanenin içinde çocuklar için değil, yetişkinler için de çok güzel eserler var. Bu eserleri biz de alıp okuyoruz. Biz de kendimizi geliştiriyoruz. Bu şekilde çocuklara daha faydalı oluyoruz. Yani bu hizmet çok hoş bir hizmet. Yani o yüzden daha da yaygınlaşmasını umuyoruz. Yani her okula, her köye, yani her yere ulaşmasını istiyoruz yani çocuklar için. Hocam çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Habib abi, şimdi sen bize bu Gezici Kütüphane'nin iç tarafını anlatabilir misin? İçindeki aynı ilk kütüphanesindeki kitapların diziliş sırası, diziliş sistemi, deve onu tasnif sistemi burada da geçerli. Her yerde dünyada standart var. Halk kütüphanelerinin sistemi deve sistemine tabidir. Ve dizilişimiz burada gördüğünüz gibi bölüm bölüm, edebiyat bölümleri, işte sosyal bölümler, diğer bütün tasnif sistemine göre ya vurgulanmış, öyle yapıyoruz ve belli bir sistemde hizmet veriyoruz. 100 bine yakın kitap var. Yani Türkiye'de en kapasiteli Gezici Kütüphane araçlarından birisi. Öğrenci arkadaşlarımızın buradan kitap alırken halini görüyorsunuz. Bunu mu alacağım? Çocuk bölümü. Gezici Kütüphanelerinden. Yani çocuk bölümü, onun yanı sıra Türk romanları, yani. Türk şiirleri bölümü. Halife abinin söylediğine göre 7-8 bin kitabımız var. Bu 7-8 bin ne? 7 bin küsür, evet. 7 bin, 8 bin küsürlü kitaplarımız içinde yer almaktadır.
Bu işte bütün öğrenciler buradan kitap alsın diye düzenlenmiş. Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenmiş bir Kim abi? Kütüphanedir. Gel. Kerim. İlimizde hazırlanmış olan valiliklerin hazırladığı Milli Eğitim'in ve valilikler hazırladığı il haritasının üzerinde gezdiğimiz noktaların haritasını burada çıkarmış, koymuşuz. Ve harita sevgisini de burada sergilemekteyiz. Evet, Hafe abinin de dediği gibi her gün sabah erkenden uyanıp bütün öğrencilerimize kitap vermek adıyla. Harita sevgisi de özel bir sevgidir. Yani. Harita sevgisi, haritayı bilmek, coğrafya ilgi duymak. Kitap vermek adıyla şu an harita üzerinde gitmiş oldukları köyleri görüyorsunuz. Bazen çocuklar, siz kitap okumayı seviyor musunuz? Evet. Kitap okumayı seviyorsunuz yani. Evet. Bir daha söyleyin. Evet. Evet, kitap okumayı seviyor musun oğlum? Evet. Şu an İtinci İlkokulu'ndan çıkıp Tarım Meslek Lisesi'ne doğru Habibi abiyle birlikte yol alıyoruz. Akçavakıf köyüne, oradan da tarım mesleğe, ikinci adrese gidiyoruz, ikinci köye burada gidiyoruz. Böyle araba. Evet arkadaşlar, şu anda İçyenici Köyü okulundan gelip Akçavakıf İlkokulu'ndayız. Şu an arkadaşlarımız kitap almak için sıraya girmiş durumdalar ve şu anda kitap almak için sıraları geziyorlar. Kitap rafları arasında geziyorlar. Evet arkadaşlar, geçin. Kitap okumayı seviyor musunuz? Evet. Okulunuzu seviyor musunuz? Evet. Öğretmeninizi peki? Evet. Öğretmeniniz sizi dövüyor mu peki? Hangi kitapları okumayı seviyorsunuz? Şiir mi okursunuz? Roman mı, hikaye mi, böyle? Roman. Hikaye. Sen hangi kitap okuyorsun? Hikaye. Adı ne, kitabının adı ne? Hayvan konuşuyor. Okudun mu, bitirdin mi kitabı? Evet. Ne anlatıyor? Bir tane tilki varmış. He? Bir tane de tilki varmış, horoz varmış. Tilki horozu yemek istiyormuş. Adın ne senin? Rana. Çok güzel okumuşsun Rana kitabı. Başka kitap okuyan var mı? Sen okudun mu kitabı? Ben okudum. Kitabının adı ne? Haylaz Okulu. Haylaz Okulu. Nasıl, beğendin mi kitabı? Evet. Şimdi hangi kitabı alacaksın? Bu kitapçı amcaları seviyor musun? Değil mi? Çok iyiler değil mi? Habib abi ve Ahmet abiyle yolculuktayız, Gezici Kütüphane ile. Akçavakıf köyünden çıktık şu an. Tarım Meslek Lisesi'ndeki son durağımıza gidiyoruz. Bugünkü son durağımıza gidiyoruz. Yolda işte açık hava, yol şoförlük hali. Ahmet abi de sıkılmasın diye bazen radyo açarız, bazen sohbet ederiz ama şimdi öyle iş yorgunluğu, zaten çocuklar yoruyor. Yani güzel yönleri var, bir de yorucu yönleri var. Yani ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz. Mesleğimizi de severek yapıyoruz. Onun için fazla yormuyoruz yani. Yorgunluğu orada da atıyoruz. Tavsiye ederim. Allah nasip etsin. Güzel kütüphaneleri olsun. Peki abi, teşekkür ederim. Adım Semih Mutlu. Çankırı Tarım Meslek Lisesi'nde okuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim.
Gezici kütüphane çok iyi bir şey yani. Bizim okulumuz çarşıya uzak olduğu için abilerimiz Allah razı olsun haftada bir kere buraya geliyorlar. Çok güzel ilgileniyorlar. İstediğimiz kitabı veriyorlar. Buraya geliyoruz. Belli bir saat burada oturup kitap okuyabiliyoruz. Bilgilerimizi tazeliyoruz. Ödevlerimizi yapıyoruz. Allah razı olsun onlardan yani. İnşallah ben daha ne diyeyim Allah. Çok teşekkür ederim. Bir de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kitap okuyan liseli arkadaşlarımız işte. Evet, şu anda kitap okuyoruz. Yani kitap okuman arkadaşlarımız çok var. Okumalarını tavsiye ederim. Yani her şey internet üzerinden öğrenecek diye bir şey yok. Yani kitaplarda daha iyi bilgiler var. Daha doğrucu bilgiler var. Yani okumalarını tavsiye ederim. Biz okuyoruz, bilgilerimizi tazeliyoruz. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Konuş abi. Ben de çok kitap okuyorum ama şimdi gözlerim biraz düştü. Gözlük taktım. O da yetmiyor. Adam Fulya Nur Atla, Tarım Meslek Lisesi'nde okuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Gezici Kütüphane haftada her çarşamba geliyor. Ben cinayet romanı okumayı daha çok seviyorum. Ve burada da gayet güzel cinayet romanları buluyorum. İşte Sherlock Holmes olsun, Anne Rice olsun, işte Agatha Christie olsun. Bu şekilde korku romanları okumayı, cinayet romanları okumayı seviyorum. Devletimize de, Gezici Kütüphane'ye de teşekkür ederim. Biz de arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Kütüphanemiz var. Ama toplum olarak kitap okumayı sevmeyen bir cihetten olduğumuz için kütüphaneleri efektif olarak çalıştırabiliyor muyuz? Hayır. Yani zorlamayla bazen okuma saatleri, bakanlığın projesi olsun, bizim kendi okulumuzun olsun okuma saatlerini kütüphanemizden faydalanıyoruz. Diğer yer işte bu valiliğin bir seyyar gezici kütüphanesi de 15 güne bir okulumuzu ziyaret ediyor. Onda da işte bazen dersimiz denk gelirse, rastlarsa çocuklarla araca gidip zorunlu olarak kitap alıp okuma işlemi yaptırdığımızı düşünüyoruz. Ama tabii ki çocuk gönüllü olmayınca kitap alıyor 15 gün sonra, bir ay sonra. Bulabilirse teslim ediyor. Bulamazsa da tabii onun sıkıntısını da yaşıyoruz. Bu iş gönülden olacak bir iş. Biz öğretmen toplumu, kendi toplumumuzda kendimize de baltayı vuracak olursak biz de okumayı çok seven bir nesil değiliz. Sizler de mesela üniversite gençliği olarak ellerinde kitapla dolaşan, şiiri, sanatı seven bir toplum değil. Ellerinde cep telefonu, iPad'den gezen bir toplum olduğumuz için. Mesela Face'de duvar yazıları görüyorum. Altına Mevlana yazıyor, Yunus Emre yazıyor. X bir şahıs söylemiş. Yani Mevlana'nın, Yunus Emre'nin sözü olmayan bir şeyi beğenmiş altına. Koymuş. Yani bunu bile sorgulamıyor. Hazır bir biyi alıp şablon olarak koyan bir Fatih Hocam bir soru sorabilir miyim? Sözünüz kesin. Peki bu düşüncenin yıkılması için sizce yapılması gereken nedir? Mutlaka bu konuda bir düşünceniz vardır. Ben eğitimde biraz bağnazım. Teknolojiye karşıyım. Mesela okullardaki teknolojinin ve işte tablet sisteminin, bilgisayarın erişimin bu kadar hızlı olması. Çocuk diyor ki bana kitaptan alabilecek bir ders vardır. O da 300 sayfa okursunuz. Bir cümle için okursunuz. O bir cümleyi nerede bulacağınız genelde de yazar onu kitabın sonuna saklar. Kitabın sonuna sakladığı için ben uğraşmayayım diyor. Mesela bir herhangi bir yazarın kitabını okurken adam diyor ki internete gireyim ne yazmış bu hemen. İçeriğini az buçuk biliyor. Ondan sonra da işte yorum yapıyor. Zaten okumayı seven bir gençlik ve öğretmen kitlesi olsa sorun olmaz. Yani bu mesela telefonların herkesin cebinde olması güzel bir şey ama herkesin cebinde bir kitap yoktur.